ne olacak bu memleketin hali? Memleketi o büyük deha Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyeti iktidarıyla, muhalefetiyle birlikte yıkıyorlar hemşerim. Muhalefet olsa bu kadar... Beni bir defa şey attılar, cezaevine attılar. Onun için dikkat edeyim. Bir defa değil, üç defa. Ne diyorsun? Yaşım sadece konuştun diye mi? Konuştum diye. Böyle konuştum diye. Ama yine de konuşayım, atarlar satsınlar. Türkiye'yi iktidar kadar muhalefet de suçlu. Muhalefetlik görevini yapmıyor. Ben şunu görüyorum. Şimdi detaylara gireceğim ama... Akıl yürütelim. Çok akıl yürütmek şu. Dış güçlerin verdiği izin kadar muhalefetlik yapıyor muhalefet. Daha başında çoban olsaydı, o çoban bile bu Kılıçdaroğlu geleli tam 12 yıl oldu, tamam mı? 2010'da geldi. Ne muhalefeti yapıyor? 2023'te sizce yönetim değişecek mi? AK Parti dönemi bitti mi yoksa devam mı? Ya AK Parti dönemi diye bir şey kalmadı da onun yerine geçecek parti yok. Neyi tenkit ediyorlar bunları ya? Yani Türkiye'de değer bırakmamış, yok olmuş bir ülkede neye muhalefetlik yapamıyor? Eğer milleti inandıran, Atatürk değerlerine sahip, ben geldiğimde her türlü hırsızdan hesap soracağım diye inandıracak bir lider çıkarsa, bir kadro çıkarsa, değil bu hükümet, bazı muhalefet partiler şu anda barajı bile aşamaz. Şimdi bizler ilk defa böyle bir dönem gördük. Bu kadar ağır artışlar, inanılmaz bir enflasyon. Herkes durdu, şu an izliyor. 5 aydır başımıza gelenleri izliyoruz ama nereye gidiyoruz? Bunun bir sonu yok mu? Sonu yani yok. Durmayacak mı bu? Sonunu durduracak önder kişilerdir. O da muhalefettir. Halka çıkacak meydanlarda, anlatacak. Önüne düşecek. Korkmayacak. Bak bu muhalefet hiçbir şey yapamaz. Bu muhalefete, bu muhalefete gel yerime geç desin. Bu muhalefette o cesaret yok. Sen neden bahsediyorsun Allah'ın kulu? Gel otur desin. Gelin siz idare edin desin. Kaçacak, sıçacak deli kararlar ya. Sen neden bahsediyorsun? Bakalım. O zaman siz diyorsunuz ki yeni bir isim çıkacak, onu bekliyorsunuz. Ben abi, yeni bir isim çıkacak. Yalnız şu Araplara karşı benim alerjim var. İnsan soyuna karşı değil. Sığınmacı diyelim, daha iyi olur. Ama hepsi çoğu Arap. Adana'da ben Adanalıyım. Bayramın birinci günü bir Adanalıyı bıçaklayarak öldürdüler. Adana'da ailenin tek çocuğu, anası doğururken ölmüş. Bak bacım, anası doğururken ölmüş o çocuğu. O çocuk büyümüş, askere gitmiş. Gelmiş. Her cuma günü anasının mezarına gidiyor, su döküyor, gül ekiyor. Arap Suriyeliler bunu takip ediyorlar. Bak ailenin de tek çocuğu, ya, babasının da tek oğlu. Orada bıçaklayıp öldürüyorlar, çocuğun üstünde 15 lira var, onu alıyorlar. Türk çocuğu kendi ülkesinde yetim kaldı, yetim. Nerede Atatürk? Ne mutlu Türk'üm diyene lafı kalkıyor. Tık var mı? Türk'üm doğruyum diyen, ben Türk'üm. Türk'üm doğruyum sözcüğünü kaldıran ve Türkçülüğü savunan bir parti var. Bu ne demek ya? Hem Türkçülüğü savunacaksın, hem Türkçülüğü savunacaksın, hem Türkçülüğü kaldıracaksın. Ümit Özdağ ne diyorsun abi? Ümit Özdağ işte bu yönden beğendim. Tanımam bak. Ben şu anda oy kullansam, ben bu 10 milyon yabancı uyrukluyu beslemem, kısa sürede, en kısa sürede gönderirim diyor. Ve bu da Türk ekonomisindeki şeye %13 enflasyona etki diyor bak. Fayda verecek. Bu ülkede 18 ada gitmiş. Bir karış topraktan bahsediyorum. Hangi muhalefet bunu meclise getirdi veya Anayasa Mahkemesi'ne götürdü? Kısaca söyledi bir kişi, birkaç kişi belki gitti. O kadar. Dediğiniz hayır. Çok önemli konu bunlar. Benim dokunulmazlığım olmadığı için beni 3 defa cezaevine attılar. Onlar niye konuşmuyor? Siz tweet mi attınız abi? Yok, böyle senin gibi konuşuyordum. Bir meydanda, Adana'da, Şehitler Parkı'nda alıp götürdüler. 4 ay 5 gün hayatımda 64 yaşında cezaevini tanıdım. 4 ay? 4 nasıl ay. Nasıl davayı içerisinde? Ya savcıya da dedim ki sen Türkiye Cumhuriyeti'nin savcısı mısın, hükümetin savcısı mısın deyince 5 gün hücreye atın dedi. 5 günde aç susuz, su vardı, ekmek mekmek yoktu, buz gibi yerde 5 gün kaldım. 64 yaşında bunu yaptılar. Sana. Şimdi 70 yaşındayım, yine tutukladılar. Ben yine orada konuşuyordum. 115 numaralı savcılığa götürdüler. Ama Nazım Hikmet'in bir şiiri var. Ne diyor biliyor musun? Yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne veledin. Hainin, hırsızın, fesadın diyor. Hani hainin, hırsızın üstüne yürüyen mi var? Yüreğimizi dağladın. Benim yüreğim zaten dağlı. Bir su parası geldi, itiraz ettim. Şeyin hazırladığı rapor var, İSSU'nun. Al oku. Bu su ben kullanmadım. 14 bin lira civarında para. 14 bin lira. Evet. 21 aile kullanmış. Ben bana düşeni vereyim diyorum.
Kabul etmiyor. Sen hepsini yatır, onları mahkemeye ver. Dolambaçlı uğraş babam, uğraş. Dolambaçlı işler. Cumhuriyet İzmir Belediyesi'nden izleyenler olacak bunu. Senin işini çözsünler amca. Gençlere bir öğüt verir misiniz? Gençler şu an çok inanılmaz bir halde. Gençlere dün nutuk attım. Gençlerin çoğuna dün 19 Mayıs şeyinde topladım. Bir... Hepsi geldi beni. Çok genç dinleyeceksin buradan. O zaman şunu söylüyorum gençler. İnsan zekası 5 gruba ayrılır. Uluslararası Bilim Merkezi 1950'lerde başlayan 5000 yıllık insanlık tarihinde dünyaya yön veren dehaları araştırdı. 1975 yılının Ocak ayında da bu araştırma neticelendi. Bu araştırmanın akabinde dünyaya gelmiş 17 tane dahi tespit edildi. O 17 dahiden biri Atatürk'tür. Yani evde çoluğunu çocuğunu terbiye edemeyen, haksızlığın hırsızlığın karşısında gıkını çıkaramayan insanlar Atatürk'e gelince bülbül kesiliyorlar, ihanet şebekeleri. Keşke Yunan kazansaydı diyen insana gıkı çıkmayan muhalefet. Nedir senin görevin bu milletin parasını cukkalayarak, arada bir ses çıkararak dış güçlerin, bana göre dış güçlerin verdiği izin kadar dağda çoban olsa muhalefetlik yapar ya. Sersir ya, bu Ecevit falan olsa 20 ay hükümetlik yaptırmaz mı bunları? Ben aynen bunu söylüyorum. Veya Demirel olsaydı. Çok kaldılar hükümette, çok. 20 ay hükümetlik yaptırılmazdı. O bakımdan gençlere öğüt veriyorum. Atatürk'ün bu cumhuriyeti gençlere emanet etmiştir. Türklere ihanet eden kim varsa ve bir de televizyonlarda Atatürk'e sakalı burada deyüsler, mason diyor. 5000 yıllık insanlık tarihinde masonluğu tek kapatan lider Atatürk'tür. 1936 yılında masona soruyor, nereye bağlısın? Bilmem nereye bağlıyım, 24 saatte kapattırıyor. Peki hangi dine inanıyorsun sen? İnternette bu var, sakalında burada. Atatürk'e mason demeden önce, şimdi Kur'an'da bir şey vardır, ayet vardır. Diyor ki, oku, öğren, öğret. Okuyup öğrenmek insanlık vazifen, bildiğin her doğruyu da öğretmek insanlık vazifen diye, vicdanı vazifen diye sana bir sorumluluk yüklüyor. Gençler bu insanlara kanmasın. Bu insanlara kanmasın gençler. Gençler Atatürk'ün izinden gitsinler. Tek başına çıktı yola, ikinci adam yoktu. Ve Atatürk'ün Kur'an'dan bahsediyor. Kur'an'ın Müddessir suresi 30. ayetinde onun üzerinde 19 vardır diyor. 19. 19 bir asal sayıdır. Asal sayılar kendilerinden başka sayılara bölünmez, net çıkmaz. Atatürk'ten ne ilgisi vardı? Atatürk 1881 yılında doğmuştur. 19 çarpı 99 Allah'ın adı çarpımı 1881'i veriyor. Sen... Atatürk 1938'de ölmüştür. 19 çarpı 102 1938'i veriyor. Atatürk 19. yüzyıla 19 yıl kala doğmuştur. 1881 19'da 1900. Atatürk 57 yaşında ölmüştür. 19 çarpı 3 57'dir. Neydi 19? Asas sayıydı. Neydi 19? Müddessir suresinin. 19 Mayıs 1919 var bir daha. Şimdi onlardan da bahsedeceğim. 19 Edip Mayıs. Edip Yüksel'e doğru gidiyoruz abi yavaş yavaş. Edip Yüksel. Şimdi Edip Yüksel. Yani Edip Yüksel'e bir adım kaldı. Edip Yüksel 12 Eylül'de içeri atıldı. Atatürk düşmanlığı da vardı. Ama Amerika'ya gittiğinde Atatürk'ü tanıdı. Reşat Halife'nin, evet. 19 Kur'an'da en önemli şey nedir diyor, şifre 19'dur diyor. Onu bırak, Reşat Halif... Siz ne, Edip Bey'e katılıyor musunuz bu konularda? Edip Bey'e bu konuda katılıyorum. Adam 19 üzerine. Dediğim gibi Kur'an'ı kabul ediyor musun sen? Kur'an'ı kabul ediyorsan 114 surenin... Tevbe suresinin son iki ayeti ama... Sen hepsini tek tek anlatayım sana. Şeyi de... konuya başka zaman girelim inşallah. 19 meselesi çok uzun. Turan Dursun'un, evet, şeylerini anlatayım. Ama beni içeri atarlar onları söylersem. 3 defa yattım Allah'ın kulu. 5 gün 70 yaşındayım. Yine de yatarım. Dünyada tartışılmayacak tek lider. Atatürk olmasa biz olmazdık. Bizim aslımız olmazdı. Hepimizin ismi farklı olurdu. Yani ümmetçilikten bir ulusa mı geçiyor? Evet. Şudur. Ülkede realite şudur. Bu ülkede din kullanıldı. Ben mütevazı bir ailenin çocuğuyum. Milliyetçi muhafazakar. Ben şu anda deistim. Allah'ın haricinde kimseye inanmıyorum. Bak ne diyorum, benim anam, babam, hacı, hoca, 7 sülalem. Ama ben Allah'ın haricinde hiç kimseye inanmıyorum.
Yani peygamberin ülkenin o... %10'u bu şekilde diyorlar efendim, doğru mu? Daha çok. Ben sana... Bu İnanın, ülkede... Acayip dindeyiz. Ben sana... Çünkü bıktılar, ülkede... dini soğuttular. Gençlerden dini soğuttular. Yobazlaştırdılar. Bilen de gitmek istemiyor. Benim oğlum bile camiye giderdi, gitmiyor. İnanılmaz bir döneme giriyoruz. Bakalım neler... Yani biz gördük, 73 yaşındayım, gençlere acıyorum. Gençlere acıyorum. Saygılar. Bizim geleceğimiz gitti. Ben İstanbul'da Cumhuriyet bana mikrofon uzattı, konuştum. 100 kişi koro halinde sövdü bana, küfür etti. Ne anam kaldı, ne bacım kaldı. Nedir? Eleştiri yapmışım. Neyi eleştirdim? Mevcut sistemi eleştirmişim ya. Yani hakkım mı benim? Tabii ki de. Bu ülkede yaşıyorsam en güzel yaşama benim hakkım kardeşim. Suriyelinin değil, Afganlının değil, bilmem neyin değil. Ülkemiz göçmen çöplüğü oldu. Anladın mı? Yani bu ülkede bu gençlerin geleceği bitti, bitti. Gençler inanılmaz zor durumda. Anladın mı? Depresyondalar. Yani ben, bak abi, şunu söyleyeyim. Ben Trabzonluyum. Ben 60 yaşında bir insanım. Ama Atatürk bizim rehberimizdi. 1900 ne zaman Demokrat Parti iktidara geldi, ülke karanlığa doğru gitti. Yani kimisi Menderes'e rahmet okur, ben lanet okuyorum, kusura bakmayın. Sevebilen de olur, sevene de saygı duyarım ama bu ülkeyi Marshall yardımlarıyla, bilmem neylerle, köy endüstrilerinin kapatmalarıyla bitirdiler. İkinci Dünya Harbi 1939'da kokusunu verdi ortaya, 40'ta başladı. 9 Mayıs mı, 6 Mayıs mı 1945'te bitti değil mi? Köy endüstrileri. Atatürk'ün Milli Kurtuluş Tarihi kitabının adı, yazarı Doğan Avcıoğlu, 5 cilttir. En son Hasan Cemal'ın Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım adlı kitabı. Şu anda yurt dışında bulunan Can Dündar'ın Atatürk'ün Son 300 Günü adlı kitabı. Ben sana kitapların adını da sayayım da lütfen oku. Tamam. 1947 yılında kapandı. Dış güçler Amerika ve İngiltere talimat verdi. Kapanış tarihi meclis kararı 1947'dir. Tam kapanış tarihi içerideki mezunları vermek için 1955'tir. Menderes'in burada bir suçu yoktur. Ha, Nuri Demirağ, Sivaslıdır, Atatürk'ün de çocukluk arkadaşıdır. Uçak fabrikasını vurdu. Hollanda ile, Danimarka ile falan, bunu herkes duysun. Yalanım varsa belgeleri sunsun, ben de belgeleri sunarım. 1942 yılında İngiltere ve Amerika'nın talimatıyla zamanın hükümeti uçak fabrikasını kapattı. Nuri Demirağ, yurt dışı bağlantılarının uçakları verecekti, anlaşmaları var. Ona da yasak getirdi zamanın hükümeti. Kim hain? Ali Fuat Başkil'in bir şiiri var. Gasıplarla, fasıklarla vurmuştu şamar, olduysa da zalimler elinden bir zar. Bir gün herkese tarif verecek yerini, bugün her şeyi tarihteki bir başka yazar diyor. Şimdi kapadan kim? Şeyi Doğan Avcıoğlu'nu mutlaka oku. O belgeleri sunuyor. 5 cilttir kitap. İsmet İnönü zamanında diyorsunuz. Evet. Bu iş diyorsunuz. Onu getiren İsmet... Amerika ve İngiltere. Atatürk zehirlenerek öldürüldü. Rockefeller'in konuşması var. Lütfen bütün gençlik dinlesin. Atatürk'ü biz öldürttürdük Türkiye'deki diyor şeylere. En son... Gerçek değildir. Rockefeller nasıl bak, böyle bir şey söyler abi ağzıyla? Bak kardeşim, bir Rothschild ailesi vardır. Bir de şu anda dünyayı... Rockefeller 103 yaşında öldü, ölmeden önce ama canlı yayında konuştu. Nesili hale İnternet devam ediyor. Var. Bak lütfen onu herkes dinlesin. Atatürk'ü biz öldürttük. Çünkü diyor Atatürk yaşasaydı Yahudi devletini kurmak hayal olur. Bizim dünyada rahat at oynatmamız mümkün değildi diyor. Nakşibet tarikatına mevzu daha önceki... TRT Müdürü Nevzat Yalçıntaş, bak Nakşibet tarikatının ileri gelenleri bu hükümetinin de... Hali diye kolundan diyorsun, Hali diye kolundan. Bu adam öldü, Allah rahmet eylesin. Bir gün diyor 12 Eylül'de bana diyor bir görev verildi. Bu arşivi diyor şey yapmak, elime diyor bir şey geçti. Tel geçti diyor. Bu tel Arabistan'a çekilmiş. Eğer peygamberin mezarını yıkarsanız orduyu üstünüze gönderiyorum, sizi yerle yeksan ederdim diyor. Bunu da tarikatlı bir profesör söylüyor. Belgeler var. Mustafa Kemal Paşa mı söylemiş? Evet. Ve Araplar peygamberin mezarını ta 1930'lu yıllarda yıkamıyor Atatürk'ün. Normalde yıkmaları lazım çünkü ha? Selefi inancındalar. Bak, mezara şirk olarak bakıyorlar abi. Bak, Medine-i Mekke'ye gideniniz varsa orada elini açıp dua şimdi edemezsin mesela. Burada arkadaşlar dinlediğine göre önemli birkaç daha şey söyleyeyim. Eccat Kalesi'ne Arabistan'da Türklerin yaptığı bir Eccat Kalesi var. O kaleyi Ecevit hükümeti döneminde Araplar yıkmaya kalktı.
Ecevit Uluslararası Kızılaca Arapları şikayet ederek Ecevit Kalesi'ni yıktırmadı. Bu hükümet döneminde yıkıldı o Ecevit Kalesi. Bir başka olay. Kabe'yi genişletecek dediler değil mi geçmişte? 1978 yılında. Yani Kabe'yi genişletip insanlar çoğaldılar. Ecevit'in babası oranın son şehirli İslam'ıdır, dedesi. 1231 nolu, bak size numaralarını da veriyorum. Devlet arşivine bakın, orada görürsünüz kim olduğunu. Şeyhülislam'ın. Ecevit'in dedesi. Evet. Kabe'nin Arabistan'ın Şeyhülislam'ıdır. Farklı bir bilgi bu. Ecevit yine o şeyi yıktırmadı. Yıktırmadı. Ama hükümet zamanında yıkıldı. Geldi o şeyleri getirdiler göğe, Yutturubulis buraya. Hani abi ümmetin lideriydi. Bir başka olay, o büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin son değerli başbakanı diyeyim, Ecevit. Gerçekten değerli bir insandı. Vatanseverdi. Kıbrıs'ı aldı. Türklüğü hiçbir zaman ayak altına indirmedi. Ecevit 1200 dönümlük o dedesinden kalma Kabe'nin altın anahtarını kime verdi biliyor musunuz arkadaşlar? Zamanın Diyanet İşleri Başkanı'na verdi. Adını şu anda unuttum da o Diyanet neden bir günden bir güne Ecevit'e bir şey okutmaz Mevlüt? Ya size Kabe'nin anahtarını vermiş. Dede Soran'ı şehir İslam'ın altın anahtarı verdi. 1200 dönüm tapuyla beraber. Niye bir defa şey okutmanız? Onun ruhuna Fatih'i okumanız. Buradan okuyalım o zaman. Atatürk'ten Ecevit'e okuyorum bunu. Öbürlerini okumuyorum. Onların ruhunun şad olması için, onların mekanının cennet olması için, Allah'ın huzurunda onların bütün günahlarının affolması için, Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yesupun ve Selamun Alel Mürselin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Bu vatanımıza hizmet etmiş bu değerli insanların hepsinin ruhu şad olsun, günahları affolsun, onların ruhu buğurdanlar gibi üstümüzdedir. Bu ülke yıkılmayacaktır, yıkmaya çalışanlar yıkılacaktır. Son eyvallah. Sözüm bu. Eyvallah. Bu hükümet öyle bir gidecek ki şaşalı bir gidiş yapacak ve dönüşü bir daha olmayacak. AK Parti diye bir hükümet parti kalmayacak. Anavatan Partisi gibi olacak. Yer yurt olacak. Çünkü abi benim için değil, gençler için, gençler. Muhalefet yok da kendi kendini bitirdi zaten. Yani bunlar gidecek. Bu ülke ya her gün benzine zam mı gelir ya? 23 lira oldu benzin ya. Araba lüks oldu. Araba batıda zaruri ihtiyaç. Herkesin kapısında iki tane araba var. Şimdi gidiyorsun araba almaya. Bir tane kendini alıyorsun. İki tane de devleti alıyorsun. Yani ülke vergi üzerine kurulmuş. Üretim yok. Domates nedir ya? Domatesin kilosu Mayıs ayının 20'si olmuş. 20 lira ya. Bu halk ne yiyecek?